Yerine teşekkürler. Bunlar aynısını söylüyor. Hemen bir gün sonra da Fatih Portakal, kardeşim diyor, işte OHAL kararı, Merkez Bankası'nın başkanının atanması, bakanlar, sizi mi bekleyeceğiz? Anlaştınız, anlaşmadınız, masadan kalktı biri, geldi. Bu böyle bir yönetim mi olur diyor. Yani bunu diyorlar ama ya ne kadar etkileri var. Demin dedim ya, Yılmaz Özdil'i keşke şu şeyi getirebilseler. O kadar laftan sonra, yani kendisinin yüzünden sonra yani. Tweet'i mi istiyorsunuz? Evet, bak. Meral Akşener'in tweet'ini. Meral Akşener, evet. Şimdi o laftan sonra. Bu da burada, öndeki. Evet, dediler ki Cumhurbaşkanı şey burada hakaret ediliyor. Meral Hanım'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Meral Hanım masadaydı. Onlar masadan ittirdiler. Masadan onlar attı. Yoksa Meral Hanım duruşu, işte beklentisi oydu diye. Şimdi ve bunu yazanlar, işte Meral Hanım kalktı, masayı dağıttı diyenler gazeteci ahlaksızlığı yapıyor dedi. Yani tamamen oradaki masadaki Meral Hanım'ın pozisyonuyla ilgili, durumuyla ilgili anlatıyor. Evet. Yoksa özel bir fikriniz bahsetmiyor. Adam atıldı. Ne diyor burada şimdi? Elbet bu da geçer yahu. Sanki dışarıdan bir şey yapılmış ki bu şey ya. Yolun açık olsun diye adam işten atmışlar yani. Şimdi benim yüzümden seni yediler ama bir yani, şey yapamıyoruz. Evet yani bir ödüyor, şey yapamıyorum. Yani. Söz verdim falan. Yani yolun açık olsun Yılmaz. Yolun açık olsun da yani. Aslında o Fatih Altaylı'ya dediği gibi ben artık bir daha kavga olsun çıkarmam falan da demiyor yani. Tabii. Ya yok, hocam yolun, benim kafama takıldı. Yolun açık devam olsun diyor yani. Şu oradaki şu var ya. İki el kalktı, bir çak çak da kalktı. Bu ne diyor yani? Bir daha yapmayacağım. Teslim oluyorum mu demek o? Ama onu da görmüyoruz burada. Yani şu anda teslim olmadım diyor aslında. Hayır. Bakın bu bundan sonra yolun açık olsun diyor ya. Olay ki bundan sonra ben haksızlığa uğrarım. Beni savunursunuz. Beni ya bu yapmayın etmeyin haksızlık. Kusura bakmayın kimseye ben sahip çıkaramam diyor yani aslında. Ne yaparsanız yapın diyor yani. Ama yani şimdi bu bir Kemal Kılıçdaroğlu diye bir karakter var kesinlikle, yani kabul edelim. Şimdi Meral Akşener de muma çevirdi. Herkesin etrafında kim varsa. Yani bakın bundan birkaç yıl önce herkesi şu söylenseydi ya Kılıçdaroğlu yüzünden Yılmaz Özdil görevinden alınacak bir sözcüden alınacak denilse o camiada kimse aklına bile getirmez. Fakat inanamazdı kimse. Peki koskoca Yılmaz Özdil'i götürdüler. Bir günde götürdüler. Hiçbir yerden ses yok. Hiçbir medyadan ses yok. Kendi medyalarından da ses yok. Peki, bize düştü yani. Yeni Çağ'a falan davet ettiler mi? Ben kaçırdım yani. Yeni Çağ'a davet ettiler mi? Her zaman kapımız açıktı değil mi? Kim? Yani Yeni Çağ gazetesi. Yılmaz Özdil'e mi dedi? Yani Halk TV'ye de gidemez. Haksızlık etsinler. Boşta mı Yılmaz Bey? Ya ne yapacak Yılmaz Özdil ben anlamadım şimdi. Yani adam yıllarında... Kitap ya şey yok muydu bu? Atatürk kitabı. Atatürk kitabı. O yazıyordu değil mi? O yazıyordu. Sen bu şeyi yapıyordun. Hani bir İmamoğlu'cu medya vardı, bir Kılıçdaroğlu'cu medya vardı. Evet. Ne oldu onlar? Onlar şimdi hepsi Kılıçdaroğlu'cu ve tweet mivitlerini siliyorlar. Sürekli eski tweetlerini siliyorlar. Yani burada biz konuşmamız arasında da geçti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bile Meral'e ihanet etti. Niye? Gücü gördüler. Yani o gücü görüp teslim oldular. Ben şunu soracağım. Önemli aşar bir soru. Cemil Bey dediniz ya çıtır çıtır yiyor diye adam. Evet. Bu belediye başkanlıklarından alınıp Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapılması da o iki isme bir operasyon mu acaba? Yapmayacak ki öyle bir şey. Yani ya yaparsa yapmayacak. Belli değil de. Aday da belli değil de. Aday benim tahminimi söylerseniz. Evet nedir? Ben yani tam kazına tahmin etmiyorum ama o andaki masadaki demin dedi ya Nazif Bey. Masaya geldiğinde sadece ve sadece aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sadece Cumhurbaşkanı yardımcıları burada ikisi olacaktır. Evet. Biz de mecliste işte genel başkan olarak da meclis ayağında işte güçlü bir yasama organında bulunacağız. Ama ona da Davutoğlu'nun egosu müsaade etmedi. Evet. Veya hayır şimdi öyle geldiler. Şimdi geldiğine göre şimdi tahmin ediyorum diğerleri de öyle ikna edildi. Yani şimdi geliyor. Bundan kalktı. Yani nasıl geri geliyor dediğinde. İmamoğlu ve Yavaş Meral Hanım'a giderken o niyetle gittiler. O niyetle gittiler. Onu diyelim yani. O niyetle gittiler. Hatta şimdi cumartesi günü iptal edildi bir anda. Gidiyorlardı. Evet. Yine bir el devreye girdi. CHP açıklama yaptı. Tabii. Öyle bir şey söz konusu değildir. Randevu da alınmamıştır. Bu sefer İyi Parti dedi ki yok biz işte randevu alınmadı, görüşülmedi diye. Orada da bir garip durum var. Yani altılı masayla sonraki anlaştıkları masa noktasındaki o 5+7 olması, 2 olmasının aslında sebebi başlangıçta
o ifade edilmemişti. Evet. Sadece ikisi ifade edilmişti. Kamuoyuna da böyle ifade edilmişti ama sonradan masada diğer masa ekibi razı edilmediği için ne oluyor dediler. Bizi niye hemen bir anda kapı dışarı ettiler. Ya sayın vekilim, o iş öyle değişti. Davutoğlu ile Babacan'ın gücünü de aslında burada tartışmak lazım yani. Nasıl bunları Kılıçdaroğlu'na yaptırabiliyorlar? Sadece Kılıçdaroğlu'nun tek şeyi de değil bu. Ya bu Davutoğlu'ndan Babacan nasıl Babacan'ın egosu yüzünden 7 tane sadece ego mu bilmiyorum. Cumhurbaşkanı bu. Yardımcısı rezaleti diye bir şey çıktı. Bu adamlar yani hakikaten çok ilginç şeyler oluyor. Yani bir kere bu Kılıçdaroğlu karakterini ben hakikaten ya diyorsunuz ki siz arkasındaki güç ama bunun kendinde de bir şey var. Yani şimdi bakıyorsun yürüyen merdivene ters binerek siyaset hayatına girdi. Evet. İlk girdiği önce seçimde oy kullanamadı. Kendine oy kullanamadı. Geldiği noktada Meral Akşener'den tut Yılmaz Özdil'e, Muharrem İncelere yemediği insan kalmadı. Sarıgül'e. Ya nasıl bir karakter bu? Bazılarını işte işini iyi yapan, yani dürüst demeyeceğim ama yani iyi niyetle yapan kişiye Allah yardım ediyor. Böyle kafası katakülleye, fırıldaklığa çalışana da yardım eden birileri oluyor yani. Şeytan ediyor diyorsun. Yani yok. bence sayın hocam. Keramet de var, istidraç da var şimdi. Ne diyeyim yani? Sayın hocam, iki belediye başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak. Onlar da etkisizleştirilecek. Ya öyle bir şey olmaz Nazif. Bir yılı vermez. Yani zaten seçimi kazanacağı yok ama İstanbul'un bir yılını vermeye de niyet veriyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Siyasi mevta oldu. Bitti onları. Yedi. Onları da çıtır çıtır yedi. 2024'te aday da değil onlar yani. Bitti o, zaten. Geçmiş olsun. Ya zaten 12. maddeye baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın kendisi güya dilediği zaman da belli şeyde atayacağı diyor. Yani öyle bir şeylik. Uygun gördüğü zaman. Ve ismi de yok. Ya sadece kurumsal isim var. Ankara ve İstanbul. Yani 2025. O zaman belki Tevfik Göksu olursa belediye başkanı onu mu atlayacak? Ankara ve... O maddeleri 12. maddeyi Davutoğlu eklemiş galiba. Tamamı o yani. Davutoğlu'nun Meral Akşener'i ikna ettiği... Yani Mescid Cemil Bey, Meral Akşener'e hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu o lafı söylettirmeyecek bir yöntem izlemesi lazımdı. Adayım bunlar dedirtmeyeceklerdi o güne kadar. Hiçbir zaman taraflarını belli etmediler ve dedirttiler. Dedirttikten sonra Kılıçdaroğlu affetmez onlar. Rubikon'u geçmek diye bir şey var. Rubikon'u geçti onlar. Atın ayağı kutsal nehre değdi. Artık istersen ne yaparsan yap, o niyet belli oldu. Niyet belli, ok yaydan çıktı. Ondan 2024 adayla da şimdiden geçmiş olsun yani. Şimdi bir Canan Barlas'a gidelim. Bize bu bölümü bir yorumlasın. Neler anladın bu konuştuğumuz yani, bölümden? Bence bu bölümde gene döndük dolaştık bu Davutoğlu'yla Babacan'a geldik. Gerçekten buradaki bütün senaryonun gerçek yazarları sanki bunlar, dışarıyla da temas kuranlar, dışarıdaki round table'la falan da temas kuranlar bunlar. Kılıçdaroğlu'yu da idare edenler bunlar. Meral Akşener'i de idare edenler bunlar. Besbelli. Yani bu masanın içeriği dışarıda ne kadar, içeride ne kadar, bunu Türkiye'deki altyapı, derin yapı artık iyice ortaya çıkarması lazım. Yoksa yani bir sürü vatan satıcı ortalarda masacılık oynayacaklar. Ben de bizi de burada suçluyorum. Biz de anlatamadık ki. Bu masa satılık bir masa ve vatan satıyorlar. Evet. O bakımdan gerçekten sıkıcı bir hal. Ama bizim programda bugün bu bence yani yeterince anlatıldı. İnşallah bu yolda devam edersek her şeyi anlatacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de Temel Karamollaoğlu var. Çok son dakikalara girdik. Kızılay'a bile kan vermeyeceğim dedi. Ama zaten kan verme kriterlerine uymuyor. Çünkü 60 yaşın üstünde kan verilmiyor 65 zaten. Yaş, evet. 65 yaşın üstünde. Belli sağlık değerlerine yani saygı nasıl bir şeydir? Siz tanır mısınız bu Temel Karamollaoğlu'nu? Hiç görmüştünüz var mı? Yani şöyle, ben Sivas'tayım. Öyle yani mi? Orada tabii gençliğimizde o bizim belediye başkanımızdı. Refah Partisi'nden 89-94, daha sonra Sivas milletvekilliği. Çok az süremiz var. Nedir bunun şeysi, bu yani düşmanlığının sebebi? Evet, bir kim biriktirmiş. Yani yıllarca
içinde bir kim biriktirmiş, yaklaşım tarzı, anlayışı. Çünkü bir de şöyle bir durum var, bir ikiyüzlü yaklaşım da var. Bakın hem toplantılarda hem açıklamalarında, hem CHP yetkilileri hem de buradaki açıklamalarıyla beraber şu andaki milletvekili, cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul Sözleşmesi bağlamında ve özelliklerinde bahsettik. Bu LGBT ve diğer eşcinsel evlilikleri destekleyen yapılar hakkında bir sürü hemen ertesi gün akşamında, sabahında karar uygulanacak, devreye girecek. Asla böyle bir şey yok. Efendime söyleyeyim. Toparlarsak bitti süre. Buna bir cevap dahi vermiyor. Bakın yani orada genel başkan... Ama samimi olarak bunlara karşı olduğunu herhalde artık bu kadar ben küreselci... Ben karşı olduğunu zannetmiyorum. Yani ben, bu kadar küreselci bir masaya oturan bir milli görüşçü evet, olur yani, mu ya? Olamaz. Yani oradaki sadece mevcut süremiz, sessizlik, yani sessizce davranarak tabanını kontrol bitti, etmeye çalışıyor. Süremiz bitti ne yazık ki sayın seyirciler. Bir programın daha sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.